Yani uzlaşma insanları bir yere götürmüyor. İnsanlara sürekli barış, sürekli anlayış, sürekli anlaşma sağlamıyor. Uzlaşma sonucu ortaya çıkan şeyler yeni ihtilafların, bitmeyecek ihtilafların ilk adımını teşkil ediyor uzlaşma. Hak haktır. Borç ya 50'dir bunun dediği gibi ya da onun dediği gibi 100'dir. 75 nereden? Geç onu. Böyle çare olmaz. Ama bu adam zorla değil de gönlünden 100 milyon evet. Tamam verdim gitti. Bağışladım. Ver 50 fazla verirsen. Ne? Yahut da o tamam peki 50 versin bitsin. İhtilaf çıkarmaya değmez. 100'den vazgeçtim diyoruz. Hak onu vazgeçer geçer ayrı mısın? Böyle hal olur. Yoksa 75'le yani bir orta yol bulunarak hani 75 ile 50'nin 50 ile 100'ün arası 75 değil mi? 50 ile 100'ü topla 150, 2'ye böl 75 ha. Orta yol olsun diye öyle rakamı da ortada söylüyorum. Böyle orta yol bulunur. Bu orta yol değil, bu uzlaşma sonucu ortaya çıkan yol, bu yeni ihtilafların ilk adımını teşkil eder. Ve hep de ihtilaflar sürer gider. 82 anayasası aleyhinde en çok konuşulan anayasa olmuştur. Ve bugün hiçbir parti daha şurada kaç? 82, 93, yani 8,5 sene mi ki? 10 sene bir anayasa. 10 senede anayasa eskir mi? Rolls-Royce 10 senede eskir mi? Şu anayasalar öyle bakılması gereken şeyler. Normal kanunlar bile 10 senede değişmemeliyken bunların anayasaları bile ha, üç kağıtçı kunduracıların kağıttan şey deri kösele yerine kağıt altına çakıp da bir gün bile giyinmez. Belli ki delinir yani. Mukavvadan ayakkabı altı olursa dayanır mı? Bunların anayasaları da öyle üç günde fos çıkıyor. Olacağı o uzlaşma sonucu düşünerek taşınarak yapılmış değil. Ama şu beladan kurtulalım, oyumuzu verin de falan da filan da. Başka bir belanın kapısını açıyorsun bu suretle. Ondan sonra da onlarla uğraştık.